Evet, Barış arkadaş telefon hattımızda. İmralı süreciyle ilişkili olarak biz de haberleri aktarıyorduk. Tam da bu süreç işlerken kabinede bir revizyon geldi. Dönemsel olarak nasıl yorumlamalı? Bu kabine revizyonunun mesajı nedir sizce Barış arkadaş? Evet, Semra, bundan yaklaşık 10 gün önce katıldığım bir televizyon programında İdris Naim Şahin'in İçişleri Bakanlığı görevinden alınacağını, yerine sürece daha ılımlı, daha uyumlu bir ismin getirileceğini söylemiştim. Benim aslında tahminim Beşir Atalay'ın getirilmesi yönündeydi ama belli ki Başbakan Erdoğan, Beşir Atalay'ın Habur sürecinde yıpranmış olmasından dolayı yeni bir ismi sahaya sürdü. O da Muammer Güler. Muammer Güler'in özelliği şu: aslında ANAP döneminde İstanbul Valiliğine başlamıştı. Kendisi Abdülkadir Aksu'nun okul arkadaşıdır ve aynı zamanda uzun yıllar aynı evde kalmıştır. Yani AKP'lilere de çok uzak olmayan bir isimdir. Muammer Güler İstanbul Valiliğinin ardından biliyorsunuz kamu güvenliği müsteşarlığına getirildi. Kamu güvenliği müsteşarlığı da aslında bu Ergenekon ve Balyoz operasyonları yapan ya da yapılmasına bir anlamda yardımcı olan bir kamu kurumu olarak biliniyor. Resmi görevi bu değil ama sonuçta buralarda tartışıldığı, konuşulduğu da biliniyor. Şimdi Muammer Güler'in özelliği Başbakan Erdoğan'a çok yakın olması, İstanbul Valiliği döneminde iktidara hiçbir şekilde sorun çıkarmaması ve yeni sürece de, yani İmralı sürecine de ılımlı, uyumlu bir isim olması. Diğer isimlere geldiğimizde, giden Diğer isimlerden... isimlere geçmeden şunun altını çizelim mi? İmralı süreciyle bağlantılı aslında gaflarla gündeme gelen bir bakan, İçişleri Bakanı ama İdris Naim Şahin ama aslında temelde de bu sürece ilişkin, hükümetin yeni açılımına ilişkin daha destekleyici bir isim mi arandı? Şimdi şöyle, aslında İdris Naim Şahin'i belki bir süre daha tutabilirdi ya da bir süre daha devam edebilirdi ama bu kabine değişikliğinin, özellikle İçişleri Bakanı'nın değişmesi, önümüzdeki süreçte İmralı sürecinde yeni adımların atılacağını gösteriyor. İmralı sürecinde henüz sonuç alınmadan kamuoyu bunu tartışırken İçişleri Bakanı'nı değiştirerek Tayyip Erdoğan "taviz vermedim" görüntüsünü aslında yaymaya çalışıyor. Bir notun altını önemli çizelim. Aslında kabine revizyonu Başbakan Erdoğan'ın kafasında 8 kişiden oluşuyordu. Ben geride bıraktığımız hafta katıldığım o televizyon programında Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın da görevden alınmak istendiğini, Başbakan'ın artık Taner Yıldız'la çalışmak istemediğini, ancak Abdullah Gül'ün bunu engellediğini söylemiştim. Hatta Recep Akdağ'a ilişkin de Abdullah Gül'ün bir rezervi vardı ama belli ki dün yapılan görüşmede dar bir kabine değişikliği yapılmış ama emin olun şundan, önümüzdeki günlerde, belki de önümüzdeki ay ya da bir sonraki ay 4 bakan mutlaka değişecek. Bunlardan biri Enerji Bakanı olacak, biri Dışişleri Bakanı olacak. Şimdi bu yeni gelen isimlere baktığımızda Nabi Avcı, Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Başbakan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemden beri birlikte çalıştığı bir isim. Kendisi aslında iletişim hocasıdır. Yani profesördür ve İstanbul Üniversitesi'nde yaptığı çalışmalarla tanınan, entelektüel düzeyde hayli iyi gelişmiş olan bir siyasetçidir. Başbakan Erdoğan'a yakınlığı şuradan da geliyor. Başbakan bu koltuğa oturduktan sonra Nabi Avcı Erdoğan'ın konuşmalarını yazan ekibin başındaydı. Yani tartışma yaratan, gündem değiştiren, gündem belirleyen ya da dönem dönem sert çıkışlar içinde bulunan konuşmaların tamamı Nabi Avcı'nın süzgecinden geçerdi. Nabi Avcı, Yalçın Akdoğan gibi isimler bu konuşmaları yazar, bir anlamda partiye bir vizyon da sunarlardı. Şimdi Nabi Avcı'nın bir başka özelliği ise şu: Eskişehir milletvekili olması. Biliyorsunuz yeni değişen yasayla, bütün şehir yasasıyla birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi önümüzdeki dönemde, ilk seçimde Eskişehir'de avantajlı bir konuma gelmek istiyor. Eskişehir'e de bir bakan vererek, Nabi Avcı'yı bakan yaparak Eskişehir'deki etkinliğini artırmaya çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partililer özellikle Nabi Avcı'nın bakan olmasını biraz da bu açıdan değerlendirmeliler. Mehmet Müezzinoğlu'na gelince, Sağlık Bakanı, tabii şöyle bir şey oldu Semra, özel hastanesi olan bir kişi Sağlık Bakanı oldu. Yani Mehmet Müezzinoğlu'nun İstanbul'da 2 hastanesi var ve İl başkanlığı yaptığı dönemde de bu hastanelere kişiye özel tadil planı yaptırarak büyük bir rant kazandırmıştı 2007 ya da 2008 yılında. Ben de bunu
gerçekgündem.com'da ayrıntılarıyla yazmıştım. Şimdi ne güzel, hastanesi olan, özel hastanesi olan, iki tane özel hastanesi olan bir milletvekili Sağlık Bakanlığı Barış yönetecek. Arkadaş, aslında çok da ters değil galiba AKP hükümetine diye yorumlamak lazım. Özelleştiriliyor çünkü sağlık hizmetleri, değil mi? Özel sektörde. İşte onu söylüyorum. Tabii ona dikkat çekmek istiyorum. Yani Recep Akdağ, Recep Akdağ'ın kabinede bulunmasının en önemli sebebi tarikatların temsilcisi olmasıydı. Abdullah Gül de o yüzden çok tutuyordu. Alınmasını da hatta öğrendiğim, edindiğim bilgiye göre engellemeye çalıştı bir süre. Ama sanırım başbakan çok ısrar edince değiştirdi. Şimdi Mehmet Mezunoğlu'nun sadece hastane sahibi olması değil, aynı zamanda AKP il başkanlığı da var. Recep Tayyip Erdoğan'la çok yakın çalıştılar. İstanbul'da uzun süre il başkanlığı yaptı. Ve şu anda kendisi Edirne milletvekili. Yine bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Edirne, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminde belediyesi. Ve Mehmet Mezunoğlu'nu şimdi güçlü bir bakanlıkla, etkili bir bakanlıkla Edirne'de yeniden sahaya sürüyor Recep Tayyip Erdoğan. Buna böyle bakmak lazım. Bir diğer isim, kabineye gelen bir diğer isim, Kültür Bakanı olarak atanan Ömer Çelik de Adana milletvekili. Bugüne kadar hiç bakanlık yapmamıştı Ömer Çelik. Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın kurmayları Çelik Çekirdek içindedir. Yıllardan beri Recep Tayyip Erdoğan ve kurmaylarına entelektüel anlamda katkı sunar. Entelektüel düzeyi yüksek bir siyasetçidir Ömer Çelik de. O da Adana milletvekili olarak şimdi kabinede görev yapacak. Şuna dikkat edelim. Adana'da şu anda aslında belediye başkanı yok. Biliyorsunuz Aytaç Durak görevden alındıktan sonra zihni aldırmaz. Sanırım başkanlığa vekalet ediyor ve bu sene 2013 yılında 2014 yılında yapılacak yerel seçimlerde Aytaç Durak aday olmayacak ve Aytaç Durak'ın yarattığı bir siyasal boşluk olacak. Son yapılan anketler Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adana'da Büyükşehir Belediyesi'ni kazanma ihtimalinin çok yüksek olduğunu gösteriyor. Bunu Amerikalıların yaptığı bir ciddi araştırmadan yola çıkarak söylüyorum. Başbakan da bunun farkında ki Adana Büyükşehir Belediyesi'ni Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaptırmak istemiyor. Bu yüzden Ömer Çelik gibi etkili bir ismi Adana'ya koyuyor ve bundan sonra da göreceksiniz Kültür Bakanlığı da bütçesi çok yüksek olan ve rahat bütçe kullanabilen bir bakanlıktır. Adana'da bu bütçenin çok iyi bir şekilde kullanılabileceğini ve yandaş yaratmak için seferber edilebileceğini görürüz. Ertuğrul Günay meselesine gelince görevden alındı, sürpriz olmadı, zaten bekleniyordu. Ama kimse gazetelerde yazan uyum sorununa falan bakmasın. Ertuğrul Günay, bunu da ilk kez açıklıyorum, önümüzdeki hafta İzmir'de yakın arkadaşlarıyla bir toplantı yapacak ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına ilişkin görüş alışverişinde bulunacak. Ertuğrul Günay'ı her an İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak görebiliriz. Yani AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı için bakanlıktan alındı. Öyle tartışmalar vesaire kopukluklar yani geliyor. Bakın Recep Tayyip Erdoğan'a hiç kimse AKP içinde tırnak içinde söylüyorum baş kaldıramaz. Bugünkü gazetelerimiz yazmış efendim ucube tartışması oldu da o yüzden zaten araları değildi. Şimdi bizim gazeteci arkadaşlarımız da bazen herhalde yaşananları unutuyorlar. Ucube tartışmasından sonra Türkiye bir genel seçim geçirdi ve Recep Tayyip Erdoğan Kültür Bakanı'nı Ertuğrul Günay yeniden bakan olarak atadı. Değiştirmedi o sırada. Bir de kim hangi tırnak içinde söylüyorum AKP'nin bakış açısına göre hangi yetkiyle, hangi hakla, hangi haddiyle başbakana itiraz edebilecek? Başbakana itiraz edebilen, başbakana bu yanlıştır diyebilen AKP içinde tek bir siyasetçi var mı? Yeni getirilen isimlere bakın. Tamamı Erdoğan'a biat etmekle ünlü. Erdoğan'ın söylediklerini harfiyen yerine getirmekle ünlü. O tartışmalar o yüzden ben ciddiye almıyorum. Ertuğrul Günay yeni bir göreve hazırlanıyor. Yeni görevi de büyük ihtimalle İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı olacak. Çünkü yapılan son ankete göre İzmir'de AKP ile CHP arasındaki fark 13 puana yükseldi. Yani CHP bugün bu pazar seçim olsa 13 puan farkla İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni yeniden kazanıyor. O yüzden Erdoğan
bir çıkış arıyor İzmir'de ve İzmirlilere de uyum sağlayabileceklerini düşündükleri bir isim Ertuğrul Günay. Ertuğrul Günay meselesine o yüzden bu şekilde bakmak lazım. Önümüzdeki günlerde de Ertuğrul Günay 6 arkadaşıyla birlikte İzmir'de bir toplantı yapacak ve süreci yorumlayacak. Bundan sonra Ertuğrul Günay'ı İzmir'de daha çok görebiliriz. Evet, Barışçı arkadaş, AKP açısından doğru bir hesap galiba bu. İzmir'i almak istiyorsa eğer, önümüzdeki süreçte sizin de ifade ettiğiniz gibi göreceğiz. Ertuğrul Günay belki de çok vakit kaybetmeden adaylığını da açıklamış olacak önümüzdeki süreçte. Evet. Bu kabine revizyonunda İmralı ile başladık. Fakat dikkati çeken asıl konu anladığım kadarıyla yerel seçim hesapları. Tabii. Şimdi önümüzdeki 1-2 ay içinde, yani bu belki Nisan ayında olabilir, mini bir revizyon daha olacak. 4 isim daha gidecek ve bu 4 isimde çeşitli belediye başkan adaylıkları için geriye çekilecek. Bir de bu revizyon beklenmeyen bir revizyon değildi. Başbakan kabineyi ilk açıkladığında zaten yakın çalışma arkadaşlarına 2 yıl sonra revizyon yapacağım demişti. Erdoğan şunu hesaplıyor: 2 yıl içinde bakanlar yıpranırlar, yorulurlar ve biz bu bakanları en azından değiştiririz. Peşinden daha genç isimleri ya da hiç bakanlık yapmamış, yıpranmamış isimleri getiririz diye düşünüyordu. Ve bunu adım adım gerçekleştiriyor. Mart-Nisan ayında bir 4-5 kişilik bir revizyon daha olacak. Onu da hesap etmek gerekir. Tabii bir de şunun altını çizelim. Özellikle liberal olarak kendisini adlandıran ya da kendilerinin liberal olduğunu sanan gazeteci, yazar arkadaşlarımıza da şunu söyleyelim. Bakın, Başbakan Erdoğan İçişleri Bakanı'nı İmralı süreci hassasiyetinden dolayı değiştiriyor. Yerine kimi getiriyor? Hrant Dink'in öldürüldüğü dönem İstanbul'da valilik yapan Muammer Güler'i getiriyor. Ve kamuoyunda o dönemin bürokratları görevlerini ihmal ettiler tartışması bu denli sürerken ve bu tartışmaların gerçeklik payı bulunurken Erdoğan'ın Hrant Dink hassasiyetini hiç gözetmemesi, İmralı sürecini gözetmesi de herhalde liberal arkadaşlarımız açısından değerlendirilecek bir durumdur diye düşünüyorum. Artık bu anlamsız AKP sevdasından vazgeçmeleri gerektiğini de bu yüzden bir kez daha söylüyorum Selin'e. Evet, verilen mesajlar bu revizyonla ilgili olarak böyle diyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.